beni kaçırabilirsin. Tamam, birazdan seni alırım. Her zamanki yerde seni bekleyeceğim. Nasıl izin aldın? Maalesef yalan söyledim. Ne yapmak istersin peki? Ben sana sormadan plan yaptım aslında. Gonca aradı. Erkek arkadaşıyla buluşacakmış. Siz de gelin diye çok ısrar etti. Ben de kıramadım. Ne süper. Çift olarak sosyalleşmeye başladık. Desene. Geliyorlar. Ne haber? Merhaba. Hoş geldin. Burak, Erdem. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gel canım. Ya kusura bakmayın, biz siparişlerimizi verdik, sizi beklemedik ama. Olsun ya, önemli değil. Biz ne içelim aşkım? Soda. Bakar mısın? Biz iki tane soda alabilir miyiz? Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz ha. Vallahi ne güzel oldu böyle hep beraber. Ya Gonca, vallahi beni çağırmasaydın ben çıkamazdım. İşte evet, ne güzel oldu. Öyle dördümüz oturacağız. Canım arkadaşım benim, çok sağ ol. Aslında bu sefer teşekkür etmen kişi ben değilim. Sevgiline teşekkür etmen gerekiyor. Nasıl yani? Çünkü bu geceki buluşmamızı ayarladı. Gerçekten mi? Evet. Yani senin dostların benim de dostlarım sayılır. E baktım senin beni tanıştıracağın yok. Ben de kendi kendine tanışayım dedim. Hı? Çünkü senin için ne kadar değerli olduklarını biliyorum. Aslında bizim için çok değerli, tamam mı? Onu sakın üzme. Sen merak etme. Aslında benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Yani güzel bir haber daha doğrusu. Erdem bir pastane açıyor. Aa, gerçekten mi? Çok tebrik ederim Erdem. Teşekkürler Aslı. Bakalım biz de artık böyle iş hayatına atılacağız. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Aman yarabbim. Aslı, ben de orada olacağım. Sen de olursun değil mi? E tabii gelirim yardıma. Yani şey, okulu aksatmana da gerek yok. Yani yarım gün gelsen yeter. Ay Gonca, yapabilir miyim ben? Aa, yaparsın tabii ki de canım. E bundan sonra en daimi müşteriniz benim. O zaman sırtımız yere gelmez. Ya bu hafta ben dükkanı bulurum. Yani kısa zamanda da açarız inşallah. Erdemciğim hayırlı olsun. Ben senin başarılı olacağına inanıyorum. Umarım. O zaman yeni işimize. Aa, bir dakika bir dakika, böyle olmaz. Kutlamalıyız. Nasıl yani? Hadi kalk, eğlenmeye. Süper. Olur. Ne içersin? Alkolsüz. Meyve kokteyli. Tamam. Biz de aynısından. Burası çok eğlenceli bir yermiş. Hadi biz dansa o zaman, siz de gelin. Hadi. Aa, yok yok, biz şimdilik böyleyiz. Arkadaşların çok tatlı. Evet, çok tatlılar. Ne kadar mutlu görünüyorlar değil mi? Değil miyiz? Ya mutluyuz tabii. Ama yaşadığımız şeylere bakılırsam... Neyse. Şimdi bunları düşünme. Eğlenmemize bakalım.
Tamam. Ya hadi siz de gelin. Hadi hadi. İşte bunu becerebilirim. Ya ama Aslı sen de öyle hemen kül kedisi gibi. Ama Gonca sonra bir daha çıkamayacağım. İyi tamam tamam. Hadi kalkalım o zaman. Çağla. Çağla, Çağla. Hayır. Sakın. Anne bırak. Çağla sakın. Hayır. Geleceğim. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de seni. Ben artık gideyim. Tamam canım. Sen git. Ben sonra gelirim. İyi geceler. Ya çok beklettim değil mi seni? Ama bak söz telafi edeceğim. Güzel bir kahvaltı ısmarlasam. Ben kahvaltımı yaptım. Ya benimle de yaparsın. Ben çok açım. Ya işe gidince yersin. Geç kalırız. Ya daha zamanımız var. Bak söz geç kalmayacağız. Hadi. Tamam. Yüzünde bir şey var. Bir aynaya bak istersen. Ne var? Sen daha güzelsin. Efendim Burak. Aslı. Aşkım neredesin? Öldüm meraktan. Burak beni arama, sorma lütfen.
Aslı ağlıyorsun sen. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Biri sana bir şey mi söyledi? Akşam olanları duydum Burak. Baban, annen çok haklılar. Neredesin? Yüz yüze konuşalım. Böyle telefonda olmaz. Hayır. Aslı bak, bana bunu yapma. Ailemin ne düşündüğü, ne söylediği umurumda bile değil. Ama benim umurumda Burak. Lütfen artık beni arama. Neden sıkkın olduğunu biliyorum Aslı. Şükran anlamış değil mi? Evden gitmeni istedi, sen de arkadaşına gidiyorsun. Halil abi, lütfen kimseye söyleme. Yani annemin ve Burak'ın bunu öğrenmesini istemiyorum. Merak etme Aslı, merak etme. Sen ne cesur bir kızsın ya. Cesur mu? Korkak demek istedin herhalde. Hayır. Dünyada en zor şey insanın kendine söz geçirmesidir. Sen hayallerini, umutlarını, aşkını, yani kendini bir kenara attın. Bunu annem için yapmak zorundaydım. Ben annen için yaptığını sanmıyorum. Burak için yaptım. Onu korumak için. Ve o da bunun farkında. Bu yüzden de sana olan aşkı her geçen gün biraz daha artıyor. Ben de onu gün geçtikçe daha fazla bağlanıyorum. Onu düşünmediğim bir an bile yok. Onsuz hayat o kadar anlamsız, o kadar boş ki. Onsuz olabileceğimi düşünmek bile kalbimi acıtıyor. Onu özlerken bile nefesim kesiliyor. İnsanın özlemekten canı yanar mı? Yanar. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak, sen benden böyle kaçıp gidiyorsun ya. Benim de çok canım yanıyor Aslı. Beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu. Sakın Halil abiye kızma. Ben çok ısrar ettim. Seni mutlaka görmem gerekiyordu. Sen kendini kötü hissediyordun. Ben de konuşmak iyi gelir diye düşündüm. Şimdi gidiyorum. Oturun ve konuşun. Ben buralarda olacağım Aslı. Tamam. Sonmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sonmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Ben pes etmeyeceğim Aslı. Lütfen sen de pes etme. Anlamıyorsun Burak. Anlıyorum. Tamam. Uzak dur benden. Arama, sorma, mesaj atma. Ben de seni aramayayım. Ne olacak peki Aslı? Birbirimizden kopunca ne olacak? Mutlu olabilecek miyiz? Artık bunun için çok geç. Ne kadar sen vardın. Ben vardım. Artık biz varız. Ne yapacağız peki Burak? Ben dün babanın söylediklerini duydum. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz ki Aslı. Birbirimize aşık olmamızın nesi yanlış? Herkesin gözden kaçırdığı bir şey oldu. Bugünden sonra ne Çağla'ya ne de başka bir kıza benden hayır gelmez. Çünkü ben benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Dam, dararadam, daram, daradam.
Ben bir süre Goncalar'da kalacağım Burak. Neden? Ben o evde çok huzursuzum, diken üstündeyim. Şimdi sınavlar da yaklaşıyor. Beni kötü etkileyecek, biliyorum. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun şimdi. Yeter ki telefonlarını aç. Kendini merak ettirme. Tamam. Biliyor musun kazanana 10.000 lira para ödülü varmış. Ben o parayla var ya annemi o evden taşır, üstüne birkaç ay da geçinirim. Aslı, şu pastaneyi de bir oturttuk mu? Ay inşallah Gonca. Ay. Nasıl oldu? Dur bakayım. Kızım, bunların hepsi çok güzel. Ya güzel de, ya benim aklımda başka fikirler de var. Onları da yapmam lazım. Kızım, ben senin bu yeteneğine kesinlikle bir yere geleceğine inanıyorum. Yani zaten bu devirde çalışmayan ekmek yok. Sen de çalışıyorsun, didiniyorsun. Önünde sonunda ben senin mükafatını alacağını biliyorum. İnşallah Gonca ya. Ağzından bal damlıyor vallahi. Artık işimizde, aşkımızda hazır bizi bekliyor. Bak, sofra da hazır. Hadi. Bu ne ya? Düğün falan mı var acaba? Aha, Aslı yok. Yok şey bu şey. Bu bizim Erdem'le bizim şarkımız. Yoksa Erdem mi geldi? Erdem miymiş? Evet. Deli bu çocuk ya. Sadece benimki mi deli acaba? Bir gel de bak istersen. Nasıl kız? Gel gel. Burak. Gelsenize. Ay yok gelemeyiz. Ya Gonca'nın abisi gelir birazdan. Hadi siz gidin yürüyün. Gonca'nın abisi gelsin ya, ne olacak? Hadi gelin. Ya Erdem, kimiciyiz siz de azıcık kıssanıza ya. Tüm mahalleliği başımıza toplayacaksınız. Ne var canım Allah aşkına? Serenat yapıyoruz burada. Değil mi Burak? Hadi kanka. İstersen yak, savur, dağıt beni yarala. Al bütün varım, yolum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. Ne oluyor lan burada? Şey yapıyoruz burada. Ulan niye cevap vermeye çalışıyorsun? Bassana gaza. Doğru. Ulan R'ye taktım. Ulan bir daha sizi burada görürsem vururum lan ikiniz de. Defolun. Gonca girin kız siz de içeri. Abicim vallahi bizim bir suçumuz yok. Biz öyle sesi duyduk da ondan çıktık. Bak hala konuşuyor. Girsenize kızım içeri. Hayırlı olsun. Güzel dükkan. Oo kanka, ne haber? İyidir kanka, senden? Erdem kanka filan ne oluyor? İyi. Nasıl? Beğendin mi dükkanı? Çok beğendim ya. Yeri de güzel. He, bir şeyler yapacağız işte bakalım inşallah. Akşam ben burada kalıyorum. Siz de gelsenize. Burada kalacağım derken? Ya of, nereden söyledim ya Erdem? Saçmalıyorsun. Ya ne saçma. O zaman hep beraber dışarıda bir şeyler yapalım bugün ha? Olur. Hem dükkanı kutlamış oluruz. Bana da uyar. Bana da uyar da benim akşam bir işim var. Ne işin var canım? Turgut Bey turnuva ile ilgili bir toplantı yapalım dedi. Akşam birlikte bir yemek yiyeceğiz. Tamam. Başka zaman kutlarız. Bence de şey yapalım, sonra kutlayalım ya. Ben çünkü bugün burada kalayım. Ne? Tamam Gonca sen de kal istersen. Senin madem işin var ben de Eda ile buluşayım. Eda mı aradın? Evet. Sesi çok kötü geliyordu. Moralim çok bozuk. Gelebilir misin diye çağırdı beni ama ben de bir şeyler yaparız diye programım var. Başka zaman dedim. Evet.
Eda çok zor günler geçiriyor. Anlattığında sen de hak vereceksin. Hadi ya. O zaman ben onun yanına gitsem daha iyi olacak. İyilik meleği sevgilim benim. Çok geç kalmam olur mu? Tamam, merak etme. Gonca, Erdem, görüşürüz. Tekrar hayırlı olsun. Yarın akşam ıslatacağız, tamam mı? Tamam kanka. Görüşürüz.